Günaydın, herkese merhabalar. Çok güzel bir summit'te yine beraberiz ve kendi nedenimizin peşinden koşmakla ilgili bir başlık altındayız. Hepiniz için güzel bir toplantı olmasını dilerim her şeyden önce. Bu tür summitler, bir araya geldiğimiz summitlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi olan aslında içerik üretmekle ve bu içeriğin nedenini üretmekle ilgili konuşacağımız bugün de aslında hep şöyle şeylerin peşinden koşuyoruz ya, daha doğrusu bu summitlerde şöyle şeylerin peşinden koşuyoruz. İşte bir ikigai diye bir şey var, VUCA diye bir şey var, design thinking, bir sürü meseleyi konuşuyoruz da bu meseleleri konuşurken nedenin peşinden gidiyor muyuz konusunda biraz tereddütlerim var açıkçası benim. Çünkü bu tereddütü yaşadığım en önemli anlardan bir tanesini paylaşmak istiyorum sizinle. Yıllar önce işte bu ikigai konusunu konuşurken arkadaşlarımdan bir tanesinin şu anda ekranda gördüğün soruya verdiği cevap beni açıkçası çok şaşırtmış ve aynı zamanda farkındalığımı arttırmıştı. Çünkü hep şunu sorardı: ikigai seni yataktan kaldıran şey ne? Bu çok temel bir soru ve bu temel soruya hepimiz kendi içimizde cevaplar ararken arkadaşım şunu söylemişti: Hadımköy gişeleri. Şimdi Hadımköy gişeleri deyince şunu anladım. Gerçekten Hadımköy gişeleri ile arkadaşımın hayalleri arasında, yapmak istedikleri arasında bir ilişki var. Ve o ilişki Hadımköy gişelerinden başlayan bir geçitle ilişkilendiriliyor. İşin şakası, aslında bu Hadımköy gişeleri konusu gerçekten kritik. Çünkü o gişenin trafiğinin kalabalığından dolayı işe daha erken gitmek için daha erken kalkmayı düşünen bir mindset'in hayallerine ulaşmasıyla ilgili olan süreçte ne kadar zorlanacağı ya da ne kadar büyük bir aşama kaydetmesi gerektiği çok açıktı. Çünkü o geçit bizi ne yazık ki yapmak istediğimiz şeyden, olmak istediğimiz şeyden veya amacımızdan uzaklaştıran, sadece ne yaptığımıza ve belki de nasıl yaptığımıza odaklayan bir şeydi. Çünkü o geçit bir uzaklık tarif ediyordu ve uzaklık aslında bir ölçü birimi baktığınızda ve herkes için değişen bir ölçü birimi. Yani arkadaşımın hayallerine ne kadar uzak olduğunu tarif ettiği bir dünyaydı o geçidin, geçitle temsil ettiği şey, metafor. Ve o uzaklığı bir ölçü birimi olarak alırsak ve bunun herkes için de değiştiğini düşünürsek, genellikle uzaklık dediğimiz şey bir mesafe tarif ediyor. Bu mesafe de genellikle bedenimizle olan mesafeyle, bizden ne kadar uzak olduğu veya bize ne kadar ulaşılamaz olduğuyla dair bir tarif aslında uzaklık. Ve genellikle bunu yaparken kendimizden dışarı doğru bir tarif içinde bulunuyoruz. Ya o tarifi hep kendimizden içeri doğru yapmakla ilgili bir çekincemiz varken dışarı doğru yapmakla ilgili bayağı bir motivasyonumuz var. Peki ya bu mesafeyi içimize doğru tanımlarsak ne olur? Yani içimize doğru tanımladığımızda kendimizden uzak olmakla ilgili bir şey olarak baktığımızda konuya, o zaman ne deriz? Orada neler buluruz? Biraz aslında bu sanırım nedenin peşinde koşmak veya niçinin peşinde koşmak biraz bununla ilgili bir şey. Tıpkı o daha önce bahsettiğimiz Kızılderili hikayesi gibi, herkes bilir, koşarken bir anda durur ve neden durduk diye sorulan şeye ruhumuz biraz geride kaldı biz ileri doğru giderken dediğimizdeki hikaye gibi. Ya biz gerçekten Hadımköy gişelerinden koşmak için, geçmek için hızla ilerlerken ruhumuz evde yatakta ya da başka bir hayalin peşinde ama gitmek istediğimiz ofisin içinde bir yerde değilse, o zaman ne yaparızla ilgili bir mesele. İşte sanırım mutluluk, mutsuzluk, motivasyon veya motivasyonsuzluk dediğimiz hikayenin başladığı nokta burası. Onun için bu noktaya hoş geldiniz. Bugün de biraz bu noktadan konuşmak istiyorum ben hep beraber sizinle. Edianter demiş ki insanın kendine yabancılaşması, kendine uzaklaşmasından daha büyük bir uzaklık yok. O zaman ben de bu meseleyi biraz şöyle ele almak istedim. Gelin bunu bir ölçü birimi olarak tanımlayalım. Yani bu yeni bir ölçü birimi olsun ve biz o kendine uzaklık meselesini bir başarı kriteri, bir ölçü birimi olarak alalım ve ne kadar yakınlaşırsak o kadar başarılı olduğumuza dair bir dünya kriteri yaratalım veya da bir iş yapış biçimi veya da hayata bakış biçimi yaratalım ve bunun üstünden bir değerlendirme yapalım. Birazdan bununla ilgili birkaç bir şey paylaşacağım sizinle.
Ne demek sonuçta kendine uzak olmak? Hali hazırda yaptığım ile yapmayı istediklerim arasındaki mesafe ile ilgili bir şey kastediyorum aslında. Sonuçta iş dünyasından bahsediyoruz ama hayatta da aynı şey var. Bu mesafeyi ne kadar daraltıyorsam, ne kadar birbirine yaklaştırıyorsam, düşüncelerim ve davranışlarımla bir şekilde duygularımı ne kadar üst üste örtüştürebiliyorsam veya hizalayabiliyorsam, o zaman daha başarılı olduğumu hissediyorum. Ne kadar çok sevdiğim işi ve mutlu olduğum işi yapıyorsam da o anlamda daha başarılı olduğumu hissediyorum. Peki bu durumda önce kendimi anlamam, düşüncelerimi, duygularımı anlamam, davranışlarımı bununla eşleştirmem gibi bir kriterleme ortaya çıkıyor ki o zaman çok temel ve basit bir şeyden yola çıkıyorum. Aslında basit diyeceğim ama bunun dünyanın en önemli sorularından bir tanesi olduğu üzerinde yıllardır, hatta bin yıllardır insanoğlu tartışıyor. Hayatı anlamlandırmak kendim için. Peki hayatın anlamını bulmak ne demek? Hayatın anlamını nasıl buluruz? Yani hani bu 1 milyon dolarlık soruyu sorduğumuz zaman 5 tane temel kural. Kural da demeyeyim aslında. Kural demek biraz beni rahatsız etti bu slide'a koyarken bu kelimeyi ama yaklaşım diyelim. Yani beşli bir yaklaşım biçimi diye tarif edelim bunu. Bu yaklaşım biçiminde en çok aslında dikkat etmemiz gereken şeyler 5 tane. Hayatın anlamını bulmakla ilgili. Bir kere unutmamak lazım ki en önemli şey biz kendimiziz. Yani sen en önemli şeysin hayatta. Dolayısıyla bütün hayat senin varlığın üstünde kurulu. Sen yoksan bir anlam yok. Sen varsan bir anlam kesinlikle var. Dolayısıyla buradan yola başlamamız lazım. Her şey bizim etrafımızda şekilleniyor. Dolayısıyla buna bakmalıyız. En çok ne yapmayı sevdiğimizi bulmakla ilgili bir mesele var. En çok ne yapmayı seviyoruz? Hangi anlarda mutluyuz? Bu nasıl bir ilişkilendirme var bu konuda bizim hayatımızda? Ben ne yaparken, ne hissederken nasıl davranıyorum? Ve bu davranışlarımın mutlu olduğu bölümündeki davranışlarım nasıl? Bu bölüm genelde ilk iki başlık, sen ve ne yapmayı seviyorsunla ilgili olan başlığın dışındaki bölüm, bizden dışarıyken bu ilk iki başlık kesinlikle bizimle alakalı. Dolayısıyla bizimle alakalı bölüm asla atlanamaz. Asla vazgeçilemez bundan. Dolayısıyla bunu asla unutmadığımız bir anlamlandırma hikayesinin içine girmeliyiz. Ne ve niçinin, ne ile, nasılla, niçine doğru yürürken bizden yola çıkan bir şey olması gerektiği için bir ve iki numaralı madde bizimle ilgili. Daha sonrası insan sosyal bir varlık. İnsan sosyal bir canlı, sosyal bir çevre içinde yaşıyoruz ve bir etkileşimimiz, bir iletişimimiz var çevremizde. Ağaçla veya başka insanla, hayvanlarla ya da teknolojiyle bir şeyle bir ilişki içindeyiz. Peki bunu kimin için yaptığımız meselesini nasıl koyuyoruz o zaman ortaya? Peki ben kimin için bir şey yaptığım zaman kendimi daha mutlu hissediyorum, onu daha çok seviyorum? Bu çok değişken bir şey çünkü herkes için anlamı farklı. Bazısı ailesi için bunu yaparken, bazıları takım arkadaşları için bunu yapmayı seviyor. Bazıları sevgilisi için bunu yaparken, bazıları ise etrafındaki insanların herkesten bağımsız, tanıdık olmalarından bağımsız daha iyi bir hayata kavuşmaları, da hayatlarını iyileştirmek için yapıyor. Dolayısıyla önce üçüncü olarak da bunu tespit etmeliyiz. Tespit ettiğimiz şeyin arkasında aslında bir çalışma süreci başlıyor kendi adımıza da. Yani ne istiyor bu insanlar peki? Ben kimin için bunu yapıyorum tespit ettim. Peki bu insanlar ne istiyorlar? Ne ihtiyaçları var? Ne istiyorlar ve ne ihtiyaçları varla çok önemli bir başka konu arasında bir ilişkilendirme yapmak lazım. Peki sen ne verebilirsin? Elinde ne var? Kendinde olanla veya kendinde olmayanla. Bu çok önemli ikilemi birazdan bir örnekle açmaya çalışacağım ama ne istediklerime, ne ihtiyaçları var konusuna odaklandığımızda sen ne verebilirsin hikayesi orada gerçekten çok kritik bir rol üstleniyor. Ve asıl kritik olan en sonda senden başlayan süreçte, senin mutlu eden süreçte birileri için bunu yapmak ve onların ihtiyaçlarına veya isteklerine karşılık vermen gereken süreçte günün sonunda ne değişeceğini bulmak ve o değişimi nasıl gözlemleyeceğini bulmak. Bu beş yaklaşımı geliştirdiğimizde oturduğumuz yerden değiştirdiğimiz dünyayı, iyileştirdiğimiz dünyayı gözlemlediğimizde hayatın gerçek anlamını bulmakla ilgili bir şeyler yapmış olmaya başlıyoruz. Peki
konuya madem bir içerik pazarlaması buluşmasındayız, pazarlama açısından baktığımızda, pazarlamada nedenin peşinde koşmak açısından baktığımızda konumuz nedir dersek, konumuz aslında biraz daha bireysellikten, yani bireysel hayatın anlamını bulmaktan, iş hayatında hayatın anlamını bulmak ya da bir şekilde profesyonel olarak hayatın anlamını bulmaya geliyor ki o biraz daha farklılaşıyor. O hayatın anlamı içinde neden ve niçin bunu yapıyorum sorusu biraz daha farklılaşıyor orada. Çünkü o farklılaşmada bireysellikten daha çok bir birileriyle beraber yapılan daha sosyal bir anlam bulma, daha takım anlamı bulma, daha şirket anlamı bulma tarafına doğru gidiyor konu ki orada yapılması gerekenler yolak aynı olsa da biraz daha farklı bir içerik taşıyor. Herkesin bir takım circle'ları var. Simon Sinek'in Golden Circle'ını biliyorsunuz. İnsanlar ne yaptığınızı değil, niçin yaptığınızı satın almakla ilgili bir felsefesi olan bir pazarlama faaliyeti felsefesi anlatıyor. Benim Golden Circle'ım bu. Bu pazarlamacı arkadaşlarımla çalışıyorum. Ve dolayısıyla niçin bir şey yapıyorum dediği zaman kendi adımı hayatı anlamlandırmak adına baktığım zaman bireysel anlamım bu arkadaşlarımla beraber hayatı iyileştirmeye çalışmak. Ama takım olduğumuzda hikaye aynı şekilde tezahür ediyor mu, aynı şekilde devam ediyor mu diye baktığımızda işte o zaman aynı çalışmayı da takım olarak yapmak gerekiyor. Ve biz bunu yaptık bir şekilde bu takım olarak. Ve aslında şunu gördük. En baştan başlayayım. Bir kere bu takımın içindeki herkes iyileştirmeyi seven insanlar. Yani bir adım ileri gitmek, hayatta dokundukları insanları bir adım her ne durumdaysa o durumdan bir adım daha iyileşmeye doğru götürmek insanlar. Ne zaman mutlu olduklarına baktık bu takım. Bu takım ne zaman mutluydu diye baktığımızda gördüğümüz şey de en çok severek çalıştığımız anda şuydu. Bir şekilde bir kriz var, bir problem var ortada ve biz o problemi çözmek için çözüm yolunda bir adım attığımızda evet diye kendimizi iyi hissediyoruz. Kimsenin cesaret edemediği şeyleri yaptığımız zaman, ilk kez gerçekleştirdiğimiz zaman kendimizi iyi hissediyoruz. Birileri bize değişmez bu ya, kimse bunu değiştiremedi, uğraşmayın bununla dediği zaman bir şekilde bunu yapmakla ilgili kendimizi iyi hissediyoruz. Ve bu anlarda kendimizi mutlu hissediyoruz. Peki bunu kimin için yapıyoruz diye sorduk bu takıma. Peki biz kimin için yapıyoruz bunu, ne için, kimler için yapıyoruz diye herkesin farklı bir odağı vardı. Takım olmak, bireysel olmakla takım olmak arasındaki temel farklı, temelde buradan kaynaklanıyor. İşte o takım olarak baktığımız zaman kimin için yapıyorsun konusuna, o diversity'nin keyfini yaşamak daha da keyifliydi. Çünkü bazıları gerçekten ailesi için yapıyordu. Bazıları birlikte çalıştığı satış ekibi için yapıyordu. Bazıları sistemi değiştirmek için ve iyileştirmek için. Bazıları nasıl söyleyeyim, doktor için, hasta için. Çünkü sonuçta biz ilaç şirketinde çalışıyoruz. Doktorlar için, hastalar için bir şey yapmalıyım, eczacılar için bir şey yapmalıyım diyenler vardı. Herkesin odağı farklıydı ama odağın temelinde oturan duygu bu dokunduğumuz kişilerin hayatını değiştirmek ve onların hayatını iyileştirmekle ilgili bir şeydi. Ne yaptık peki bu durumda? Bir takım ihtiyaç analizleri yaptık. Dördüncü basamağımızda ne bekliyor bu paydaşlar bizden diye baktık. Ne istiyorlar ve biz onlara ne verebiliriz elimizde olanla ya da olmayanla. Çünkü şunu fark ettik ki pazarlama bütçeleri diye tarif ettiğimiz şey elimizde olanla ilgili bir şeydi ve hayatı genel olarak elimizde olanla ilgili olarak algılıyordu. Yani aslında bu kafaya nasıl geldik? Bu kafaya şuradan gelmiştik. Ne ve nasıl'ı en çok konuştuğumuz günlerdeki tıkanmamızdan. Baktık ki ne yapıyoruz'u konuşuyoruz ve bunu nasıl yapacağımızı konuşuyoruz daha çok ama bunu niçin yapacağımızı konuşmuyoruz. Niçin yapacağımızı konuşmadığımız her an bürokratik engellere takılıyor ya da elimizdeki bütçelerin ya da kafamızdaki bir takım hapishanelerin duvarlarına çarpıyor. Niçin yaptığımız noktasına geldiğimizde olan açılmayı gördüğümüzde işte bambaşka bir noktaya gidecektik. İşte onun için elimizde olan olmayan bariyerini sanırım bununla açtık. Çünkü bazı şeyler bizim elimizde olmayan başkalarının elinde olan kaynaklarla yapılabiliyordu. Ya da sadece kendimiz, bireysel bedenimizle, bütünümüzle, ruhumuzla bir çaba sarf ettiğimizde yapılabiliyordu. İşte onu bulmakla ilgili konu bu aşamada başladı. Ve dördüncü aşamaya geldiğimizde de
takımımızın için anlamını bulmak ve takımımızın neden, neyin, niçin bir şey yapmak istediğini bulmak için. O da dışarıda ürettiğimiz etkiyi gözlemlemek. Davranış değişikliğini gösterdim. Biz kendimiz, kendi istediğimiz, kendi anlamlandırdığımız, mutlu olduğumuz şeyleri yapmaya başladıkça takım olarak, bunu yaptığımız insanlar içinde hayatın nasıl değiştiğini gözlemledik. Onların davranışlarına baktık, düşüncelerine baktık, hislerine baktık ve onlardan bir şey öğrendik. Önce öğrendik. Sonra hep beraber büyüdüğümüzü anladık ve bir süre sonra şunu gördük ki bu bir artık önüne geçilemeyen bir iyileştirme haline geldi. Size işte bu iyileştirmek denen bizim için, benim için ve takımım için, birlikte çalıştığım insanlar için hayatın anlamı ve peşinden koştuğumuz nedenimiz, niçinimizle ilgili yolculuğumuzu anlatmaya çalıştım. Biz iyileştirmekle ilgili bir şeyin peşinden koşuyoruz ve bu iyileştirmekle ilgili bir şeyin peşinden koşarken bunu öncelikle kendimizi iyileştirmekle ilgili bulduk. Ya bu kendini iyileştirme hikayesinde de biraz bu beşli yola izledik. Örneğin doktorlarımız için düşünen, dedim ya bir takım arkadaşlarımız doktorların hayatını iyileştirmemizle ilgili bir şeylerden bahsediyordu. Onlar için iyileştirici bir şey yapmamız gerektiğinden bahsediyordu. Baktık da onlar nasıl iyileşiyorlar, onlar kendileri nasıl hissediyorlar, bizim ihtiyaçları ne diye baktığımızda şunu gördük. Bir doktorun hasta ve hasta yakını odağı var, o zaman ben de hasta ve hasta yakını odağında onun gibi olursam onun hayatını anlayabilir ve iyileştirebilirim. Rutini var, normal hayatta bir rutini var ve o rutin içinde kendisini geliştirmek istediği, yapmak istediği şeyler var. Günlük hayatı var. O gün sabah gelip akşam döndüğü ve o gün içinde yaşadığı bir dünya var. Peki ben o dünyanın içine ne iyileştirebilirime baktım. Bir şekilde baktım. Güncellemesi lazım kendini. Bunu gördük onlardan, bunu duyduk ve onun peşinden gittik. Yani burada tam bir aslında müşteri içgörü analizinden bahsediyoruz. Ve gelişmek istiyor. Gelişmek bir doktor için, mesleki gelişme bir doktor için yatsınamaz bir şey. Bu yatsınamazlığın peşinde de her gün koşuyor ve kendisini geliştiren şeyler araştırıyor. Bunları öğrendik ve bu iş örnek olarak size doktorları gösterdim. Bunu bütün az önce bahsettiğimiz paydaşlarımız için yaptık. Bunun içine satış ekibi de dahil, eczaneci, hastası da dahil, aile de dahil, herkes dahil. Kim neyi iyileştirmek istiyorsa o iyileştirme yolculuğunda bir müşteriye ait ayakkabıyı giyme, onu anlama ve kendinden ne verebileceğini bulma hali. Size bütün bu hallerle ilgili çok önemli bir kriz durumundan bir örnek anlatmak istiyorum. Geçtiğimiz sene bu günlerde hatırlarsınız 2020 Nisan ayı sonları, ama başlarına götüreceğim ben biraz sizi. O başlarda aslında 2020'ye başlarken işlerin çok iyi gittiği, 2019'un sonunda yapılan pazarlama planlarının tıkır tıkır işlediği bir dönemde 16 Mart tarihinde ilk COVID-19 hastası Çapa'ya girdi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi ve o günden sonra bugün hala içinde yaşadığımız dünyada bütün dünya değişti. Yarattığımız müşteriyle yüz yüze kontak kurabilecek ya da müşteri için o zaman için algısı pozitif yönde, iyileştirmek yönünde olacak her şey çöktü. Ne yapacağız? Elimizde bir sürü para var ama hiç kimseye ulaşamıyoruz, hiçbir şey yapamıyoruz. Tam yarın ya da bu akşam saat 19'dan olduğu gibi müşterimizle hiçbir kontağımız olmadığı, hiçbir bilgi alamadığımız bir noktada ortada kalmışken, büyük bir korku alanı içindeyken şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Dedi ki ben bugünlerde kim olmak istiyorum? İşte tam birinci aşaması buydu. O hayatı anlamlı kılmanın 5 aşamasından bahsetmiştim. Kendi anlamını, kendi nedenini bulmakla ilgili, o nedenin peşinden koşmakla ilgili. Bizi iyileştirmek isteyen, her daim her anı iyileştirmek isteyen biri olarak bu süreci de iyileştirmekle ilgili böyle bir yöntem izledik ve şunları yaptık. Önce korkumuzun ve kim olduğumuzun farkına vardık ve bu durumda ne yaparsam mutlu olurumu tespit ettik. Bunu kimlerle beraber, kimin için yaparsanın peşinden koştuk. Onlarla beraber öğrendik aslında süreci. Çünkü herkes için bir bilinmezlik sürecidir. Hep beraber öğrendik. Ve bu öğrenme alanı içinde öğrendiklerimizden
yepyeni bir dünya yaratarak COVID süreci bittiğinde sonuçta ne yapabileceğimizi, yeni dünyayı, yeni normali nasıl tespit edebileceğimizi biz ve odaklandığımız, bizim için hayatın anlamı olan paydaşlarımız için değiştirmeye çalıştık. Hiçbir şey yokken elimizde neler yaptığımızı bir şekilde göstermeye çalıştık. Bir kere bir TED Talks tarzı, MSS Talks gibi bir konuşma toplantı günü planladık ki hepimiz günün sonunda korona sürecinin içinde ya da bittiği zaman da neler yapmak istediğimizi ve hayatın nasıl olmak istediğimizi hayal ettiğimizi anlattık. Önce hayalimizi anlattık. Bu hayalin sonucunda da aslında neler, ne tür aksiyon planları çıktı. Biz bu sürece liderlik edeceğiz. Sürecin sonrasına hazırlanacağız ve bütün paydaşlarımızı hazırlayacağız. Hekimlerimizin, derneklerimizin, hastalarımızın yanında olacağız. Satış ekibimizi de bu sürece bir şekilde yeni normale adapte edeceğiz. Ve her durumda maksimum paydaş iletişiminde olacağız. Çünkü iyileştirmenin yolu bu. Biz kendimizi böyle mutlu hissediyoruz dedik. Neler yaptık? Nöroloji ve psikiyatri hekimleriyle çalışıyoruz biz ve Alzheimer, Parkinson, epilepsi, şizofreni, bipolar, depresyon, anksiyete gibi birçok tedavi alanında nöroloji ve psikiyatri ekiplerimizin onların hastalarının iyileştirmelerini bir şekilde eşlik etmeye çalışıyoruz kendi iyileştirme yolculuğumuzda. Şu kararı aldık, dedik ki bu süre zarfında ürün konuşmayacağız. Bu süre zarfında onları anlayacağız ve onların hayatında iyileştirebilecek ne olduğunu tespit edeceğiz ve oradan yola çıkarak birçok proje üreteceğiz. Alzheimer hastaları için, Parkinson hastaları için aplikasyonlar ürettik. Bu ürettiğimiz aplikasyonlarla onların hem bu süreci nasıl geçireceklerini hem de hastalıklarını nasıl yöneteceklerine baktık. Bütün doktorlarımız için, bütün içinde bulunduğumuz endikasyonlarda yani tedavi alanlarında o süreci nasıl yöneteceklerine baktık. Ona odaklandık. Ve bu sürecin sonunda hep beraber gelecekle ilgili neler yapabileceğimize baktık. Bu süreç bittiğinde karşılaşacağımız sorunları tespit etmeye çalışıp onlarla ilgili ne gibi çözümler üretebilirize bakmaya çalıştık. Akademiler yaptık. Bilmedikleri bir dünyanın içinde ve bilmediğimiz bir dünyanın içindeydik. Neyi daha iyi yapabiliriz, neyi bir adım ileri götürebiliriz diye bu sürecin sonunu hep beraber tahmin edip o sonuna hazırlanmak üzere akademiler yaptık. Ve her geçen gün bu öyle bir döngü haline geldi ki bugün yeni dünyada, hala yeni dünyanın içinde değiliz belki ama o güne göre yeni dünyanın içindeyiz. Daha fazla anlayış, daha fazla bilgi, daha fazla önümüzü görebildiğimiz, daha fazla umudun içinde olduğumuz bir yerdeyiz. Ve biz bütün bu yaşadığımız sürece hala aynen devam ediyoruz. Hala öğreniyoruz, büyüyoruz. Hala korkuyoruz. Bakın bugün tekrar içeri kapanıyoruz. 17 günlük bir içeri kapanma sürecimiz var. Hala kafamız aynısı çalışıyor. Bu süre zarfında ne yapabiliriz? Bunun tek sebebi biz kendimize bir şekilde hayatı iyileştirenler diyoruz. Meselemiz çünkü yaptığımız pazarlama faaliyetlerinin hepsinde tüm paydaşlar için onların ihtiyaçlarına ve sevdikleri ve yapmakta mutlu oldukları şeylere odaklanarak bir şekilde davranış değişikliğine gitmek. Bu davranış değişikliğinin sonunda çünkü bunu aynı zamanda da biz kendi şirketimizin misyonuyla da bir şekilde eşleştirdiğimiz için bütün bu süreçte aslında her gün kapıdan girerken biz bu yazıyı görüyoruz. Bu yazı bizim için çok kritik bir yazı. Çünkü bir eczaneyle başlayan Abdi İbrahim sürecinde biz ne için çalıştığımızı şöyle tespit ettik. Çocuğumuzun bir şekilde huzurla uyuması için. Çünkü bizim huzurla uyumamız çocuğumuzun da huzurla uyumasıyla ilgili bir şeydi. Birinci madde ile ikinci maddeyi hatırlayın. Ben nasıl, ne zaman mutlu oluyorum, ne yaparken mutlu oluyorum dediğim zaman bu çocuğum huzurlu olursa, o huzurla uyursa dediğimiz beşinci maddenin çıktısı bizim için. Uzun süre sevdiklerimize birlikte sarılabilmek için daha fazla, bizim değil sadece herkesin sevdiklerine sarılabilmesi için çalışıyoruz ve yaşadığımız güzel günleri torunlarımıza anlatabilmek için çalışıyoruz. Bunun için hayatı iyileştirmeye ve geleceği iyileştirmeye çalışıyoruz. Meselesi olarak biz hep beraber baktığımızda cesaretle aslında iyileştirmeye çalışıyoruz bir şekilde her şeyi. Çünkü ürettiğimiz bütün şeyin içinde en baştaki tutkumuz, en baştaki anlamlandırmamız çok net. Çünkü biz iyileştirme yolculuğunda hiç yapılmayanı, değişmez diyeni bulduk kendi anlamımız açısından ve pazarlama yaparken bu anlamı bir şekilde öne koymak
bizim için çok kritik. Onun için cesaretle iyileştiriyoruz. Tutkuyla iyileştiriyoruz çünkü bir şekilde tutkulu insanlar olarak biz iyileştirme tutkusu yolunda iyi işler üretmekle ilgili bir meselenin peşindeyiz. Bu bize keyif veriyor, bu bize şey veriyor ve bunun sadece bizimle ilgili olmadığını, bir şekilde etrafımızdaki sosyal çevreyle ilgili de olduğunun farkına vardığımız için daha yaşanır bir dünya için aynı zamanda onlar adına da sorumluluklar alarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Size anlattığım aslında hikayenin içinde pazarlamada nedeni peşinde koşmak, niçinin peşinde koşmakla ilgili bir örneklendirme yapmaya çalıştım. Bu neden niçinin peşinde koşmayı kendi örneğimizden anlatmaya çalıştım. Yöntem kendi içinde basit gibi gözükse bile gerçekten o kendinize olan uzaklıkla ilgili süreci iyi yaşamak ve bunu o 5 yaklaşımdan yola çıkarak iyi test etmekle ilgili bir şey. Kendi adınıza yaptığınız bu şeyi takımınıza yaymanız, takımınız adına da aynı şeyi tarif etmeniz ve o tarif eden insanlarla birlikte zaten kendi başına oluşan akışın içinde bir şekilde doğru pazarlama yapmakla ilgili yolu bulmanız gerekiyor. Umarım bu sunumla ben bir şekilde bir hayatı iyileştirme faaliyeti içinde sizin de hayatınızı iyileştirebilmişimdir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Summit'in geri kalan bölümlerinde görüşmek üzere.